Merhaba değerli ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle ikinci sınıf çalışma sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bu şiire göre okul için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Olumsuz soru cümle ona dikkat edelim. Her yerden daha güzel bizim için burası. Okul sevgili okul neşe bilgi yuvası güzel olduğu evet söylenebilir. Çocukları mutlu ettiği tabii ki kalabalık olduğu hayır bununla alakalı herhangi bir ibare yoktur. Cevabımız C seçeneği. İkinci soru. Merhaba çocuklar. Sizi gördüğüm için çok sevinçliyim. Bu yıl beni daha zevkle okuyacağınıza inanıyorum. Hatta sizinle daha iyi arkadaş olacağız. Beni daha çok seveceksiniz. Bu metinde konuşan aşağıdakiler hangisi olabilir? Burada çocuklar okuyacaksınız dediği için, daha zevkle okuyacağınıza inanıyorum dediği için tabii ki okunan arkadaş değil, oyun değil, tabii ki kitaptır. Bu metne göre çocuk neye üzülmektedir? Yaz tatilini dayımlarda geçiriyordum. Onlar bir kıyı kasabasında oturuyordu. Orada birçok arkadaşım vardı. Hemen her gün onlarla buluşuyor, oyunlar oynuyorduk. Ama denize giremiyorduk. Çünkü deniz pisti. Bu duruma çok üzülüyordum. Tabii ki üzülmekte olduğu şey nedir çocuklar? Denizin pis olması. Yani C seçeneği. Dördüncü soru, sokakta oynayan çocukların topu çöplüğe kaçtı. Çöplükte yaşayan bir mikrop da o hemen topun üzerine çıkıverdi. Çöplüğe kaçan topu Ahmet almaya geldi. Mikrop topun üzerinden Ahmet'in eline geçti. Ahmet eve dönünce ellerini yıkamadan yemeğe oturdu. Mikrop da yediği yemeğe geçerek ağzından içeri girdi. Bu metne göre Ahmet'in yaptığı hatalı davranış nedir? A. Annesinin sözünü dinlememesi. B. Topu çöplüğe atması. C. Ellerini yıkamadan yemek yemesi. Tabii ki ellerini yıkamadan yemek yemesi. Beşinci soru. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi öğütlenmemiştir? Çok üretip az harca. Rastgele lamba açma. Suyu boşa akıtma. Geleceği unutma. Tabii ki tutumlu olmaktan bahsedilmiş. Çünkü çok üretip az harca diyor. Mutlu olmak burada herhangi bir şekilde mutlu olmayla alakalı bir şey yok ama çalışkan olmak çok üretmekten bahsettiği için çalışkan olmaktır ama mutlu olmaktan bahsetmemiş. Cevabımız B seçeneği. Sabah artık gözünü erken açar, ta uzakta meleşirler kuzular. Her kuşun her kuzunun neşesi var, ey çocuklar sevinin geldi bahar. Bu şiirin ana duygusu aşağıdaki hangisidir? Tabii ki baharın gelmesine duyulan sevinç yani A seçeneği. 7. Büyükler çoğu kez oyun konusunda pek de anlayışlı olamıyorlar üstünüz başınız kirlenir düşersiniz diye oynamayı yasaklamaya çalışıyorlar. Oysa oyun oynamak çocukluk için bir ihtiyaçtır. Çünkü çocuk arkadaşlığı, dayanışmayı, özveriyi ve karşılaştığı zorlukları aşmayı hep oyunda öğrenir. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Oyun oynarken dikkatli olmak gerekir. Hayır. Oyuncaklarımızı arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Değil tabii ki. Oyun çocukları hayata hazırlayan bir araçtır. Evet kesinlikle cevabımız C seçeneği. Sekizinci soru sarı kamışı duymuşsunuzdur. Burası etrafı ormanlarla çevrili, havası, suyu, sağlık kaynağı olan şirin bir ilçemizdir. İşte bu ilçemizde geçen yıllara kadar sel nedir bilinmezdi. Ama son yıllarda şiddetli bir yağmur yağdı mı hemen şehrin bazı semtleri sel altında kalıyor. Bunun sebebini herkes biliyor. Bu durum çevredeki ormanları seneden seneye tüketmenin bir sonucudur. Aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen sorunun çözümlerinden biri değildir? A) Ağaçların çokça bulunduğu alanlara yerleşmek, B) Ağaçlandırma çalışmaları için halkı teşvik etmek, C) Ağaçların bilinçsizce kesilmesini engelleyici tedbirler almak. Tabii ki bu sorunun çözümlerinden biri ağaçların çokça bulunduğu alanlara yerleşmek değildir ama bunun yanında ağaçlandırma çalışmaları için halkı teşvik edebiliriz ve bilinçsizce ağaç kesilmesini engelleyebiliriz. Yani cevabımız A seçeneği. Dokuzuncu soru, insanların çoğu kendi hatalarının görülmesini, bilinmesini asla istemezler. Kendilerine yapılacak uyarılar karşısında sevinmeleri gerekirken hemen kırılırlar, gücenirler. Ama başkalarının hatalarını yanlış ve görünüş yönlerini dinlemekten de ne yazık ki pek hoşlanırlar. Bu metinde asıl anlatmak istenen açıların hangisidir? A. İnsanların hatalarını görmezlikten gelmeliyiz. Hayır böyle bir şey yok. B. Her insanın iyi bir dosta ihtiyacı vardır. Hayır, alakası yok. C. Birçok insan kendi hatalarının hataları yerine başkalarının hatalarıyla ilgilenir. Evet, cevabımız C seçeneği. 10. soru. Sabah olur doğarsın, yıldızlarsın her yana. Fakat neden batarsın? Her gün akşam zamanı. Bu şiirde seslenilen varlık aşağıdaki hangisidir? Tabii ki güneştir. 11. soru. Soğuk havanın doğrudan ciğerlere çekilmesiyle solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor. Ağız ve burnu kapatacak şekilde takılan giysiler filtre görevi yaptığından insanın vücuduna oldukça faydası var. Ancak bu giysiler temizliğine dikkat edilmediğinde solunum yolu hastalıkları neden oluyor. Bu metinde belirtilen sorunun en etkili çözümü aşağıdaki hangisidir? A kalabalık ortamlardan uzak yerleri tercih etmek değil tabii ki. B. Hastane, sağlık ocağı gibi yerlerde uzun süre kalmamak. C. Atkı, bere, eldiven gibi giysileri temiz tutarak kullanmak. Ve evet, soğuk havalarda özellikle atkı, bere gibi giysileri ağzımıza, burnumuza tuttuğumuz için daha çok bunların temiz olması gerekiyor tabii ki. O yüzden cevabımız C seçeneği. 12. soru aşağıdaki cümlelerden hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? A. Zaman çok hızlı geçiyor. Ne zaman? Burada herhangi bir şeyin cevabı yoktur. B. Yarın akşam bize gelecekler. Ne zaman? Yarın akşam. Evet, sanki cevabı bunda var. Yine C'yi okuyalım. C. Ne zaman geleceğini söyledi? Ne zaman? Tabii ki cevabı yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 13. sorumuz. Edirne'de Meriç Nehri'ni görüyorsunuz. Böyle bir görsel verilmiş. Hemen okuyalım. Edirne'nin topraklarına hayat veren Meriç Nehri'nde sular çekilmeye başladı. Yağışların bol olduğu dönemlerde yatağına sığmayan Meriç şimdi sessiz ve sakin akıyor. Bulgaristan'ın suyu barajlarda toplaması nehrin suyunu geçtiğimiz yıl aynı döneme göre azalttı. Nehir yatağında kum adacıkları oluştu. Bu habere göre Meriç Nehri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Kum alacıklarının oluşmasının nedeni nehrin ülkemize gelmeden barajlarda toplanmasıdır. Evet bu söylenebilir. B. Yağışlar bol olduğunda Meriç Nehri coşkun bir şekilde akar. Evet cümlede bu geçiyor. C. Meriç Nehri'nin barajlarda tutulması amacı tarım alanlarını sulamaktır. Hayır bununla alakalı bir bilgi yoktur. Cevabımız C seçeneği. 14. soru. Avucumun içi gibi bilirim şimdi Trakya'yı Anadolu'yu havası nefesim toprağı ekmeğim kasabaları köyleri ne haldedir nasıl geçinir insanları bilirim Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir A umut B yalnızlık C vatan sevgisi Tabii ki vatan sevgisi 15. soru Tolga ve kardeşi Ufuk yıllardır tenis oynuyorlar. Bu cümleye göre Tolga ve Ufuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. En sevdikleri spor tenistir. B. En az iki kardeştirler. C. Bütün aile sporla ilgilenmektedir. Şimdi baktığımız zaman bütün aile sporla ilgilenip ilgilenmediğini bilemiyoruz. Yani bu kesinlikle doğru olup olmadığını bilemiyoruz. En sevdikleri spor tenistir bunu da bilemiyoruz. Çünkü tenisle uğraşıyorlar. Tenis oynuyorlar yıllardır ama tenisi en sevdikleri süpür olduğunu bilemiyoruz. Ama B seçeneğinde en az iki kardeştirler. Evet fazlası olabilir ama Tolga ve kardeşi Ufuk olduğunu biz en azından burada biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 16. Çiçek açmış meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçede yürüyorduk. Çiçeklerden gelen hoş kokular ve bahçenin yakınında bulunan deredeki suyun sesi beni rahatlatıyordu. Bu metinde hangi duyurganı ile algılanan bir ayrıntı yoktur. İşitme, evet suyun sesi dediği için işitme var. Koklama, çiçeklerden gelen hoş kokular diyor tabii ki. Tatma, herhangi bir şekilde meyve ağacı var ama tattığına dair herhangi bir bilgi yoktur. O yüzden cevabımız C seçeneği. 17- İki kardeş çok heyecanlıydı. Uzun süredir istedikleri köpek akşam onlarda olacaktı. Heyecanla bekleyiş bütün gün sürdü. Akşam oldu kapı açıldı. Kapı çaldı. Bu metnin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olmaz. A. Evde bütün gün odalarını toplamışlardı. B. Bekledikleri misafir yerine arkadaşları müge gelmişti. C. Babaları karşılarındaydı ancak köpek yoktu. Tabii kapı çaldıktan sonra bekledikleri misafir yerine arkadaşları müge gelmiş olabilir. Babaları karşılarındaydı ancak köpek de olmayabilir. Fakat kapı çaldı evde bütün gün odalarını toplamışlardı. Böyle bir cümle devam ettirilemez. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 18. Tavşan ile kaplumbağa hep yarışırlar. Bu cümleye göre tavşan ve kaplumbağa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. Yarış dışında bir şey yapmazlar. B. İkisi daha önce de yarışmıştır. C. Diğer hayvanlar onları izlerler. Şimdi diğer hayvanlar onları izlediğine dair herhangi bir ibare yoktur. Peki yarışıyorlar ama yarış dışında da bir herhangi bir şeyle uğraşıp uğraşmadıklarını da bilmiyoruz. Ama ikisi daha önce de yarışmışlar cümlesini kesin olarak söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hep yarışırlar. Yani yarışırlar, bir daha yarışırlar gibisinden. O yüzden cevabımız B seçeneği. 19. soru. Yeryüzündeki her canlı yaşamalı. Hiçbir canlı öldürülmemelidir. Oysa ki savaşlar insanlara ölüm ve yokluk getirmiştir. Savaşların olmadığı bir dünyaya hep özlem duyulmuştur. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A- Barışın egemen olduğu bir dünya istenmektedir. Evet bu çıkarılabilir. B savaşlar insanlara çok zarar vermiştir. Evet bu da çıkarılabilir. C açlık dünyadaki çözülmesi gereken en önemli sorundur. Hayır burada açlıktan değil daha çok savaşlardan ve savaşın insanlara verdiği zararlardan bahsedilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 20 Erkenci küçük kurbağa yosun kokan gölün içine daldı. Bu sırada bir yaban kazı da öt öterek gölün üzerinden telaşla uçup gitti. Bu metinde hangi duyuyla ilgili bir ayrıntı yoktur? Tatma, koklama, işitme. Şimdi baktığımız zaman yosun kokan gölün içinde diyor koklama var. Peki öterek yaban kazı öterek gölün üzerinden telaşla uçup gitti. İşitme de var ama tatma yoktur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. 21. Burak güneş doğarken uyanmıştı. Çok mutluydu. Küçük köpeği kar topu birden yatağına atlayarak onunla oynamaya başladı. Burak bugün teyzesinin yanına İzmir'e gidecekti. Teyzesini göreceğini düşündükçe heyecandan yerinde duramıyordu. Köpeğini Ankara'da bırakacak olması ise onu üzüyordu. Bu metinde Burak'la ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? A. Teyzesiyle beraber Ankara'ya gideceğinden. B. İzmir'e gideceği için üzüldüğünden. C. Ankara'da kalacak olan köpeği için üzüldüğünden. Şimdi teyzesiyle beraber Ankara'ya gideceğinden bahsedilmemiş. İzmir'e gideceği için üzüldüğünden bahsedilmemiş. Ama Ankara'da kalacak olan köpeği için üzüldüğünden bahsedilmiştir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 22. soru. Yeşil Bursa'da konuk bir garip kuş. Otur denmiş, oracıkta oturmuş. Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş. Ne güzel şey dünyada hür olmak, hür. Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hür demek özgürlüktür çocuklar. O yüzden cevabımız B seçeneği. 23. soru. Çocuklar çadırın içinde sohbet ediyorlardı. Yandaki çadırda sesler kesilmişti. Sadece kampın yakınındaki derenin şırıltısı duyuluyordu. Yavaş yavaş akşam serinliği hissedilmeye başlamıştı. Bu metinde hangi duyuyla ilgili bir ayrıntı yoktur? A) Görme yani çadırda olmaları, işte çocukların sohbet etmesi, derenin şırıltısı, yavaş yavaş akşamın olması tabii ki görmeyle alakalıdır. B koklama. Burada herhangi bir şekilde bir koku, hoş koku ya da kötü kokuyla alakalı bir şey yoktur. C dokunma. Dokunma yavaş yavaş akşam serinliği hissedilmeye başlamıştır. Serinliği hissetmek dokunmayla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 24. soru. Ne çok spor dalı var. Ben hepsini yaparım. Yüzerim, koşarım, tavşan gibi zıplarım. Harika top oynarım, bisiklete binerim. Bu şiirde aşağıdaki spor dallarının hangisinden bahsedilmemiştir? Koşmak, zıplamak bunlar atletizmle alakalıdır. Yüzerim, koşarım diyor. Yüzmeyi de yaptığını söylüyor ama güreşten bahsetmemiş. 25. soru. Çöller hemen hemen hiç yağmur yağmayan alanlardır. Genellikle sıcak ve çoraktır. Çoğu kayalıktır. Sadece birkaçı kumla kaplıdır. Çölde gündüzleri keseli fare gibi birçok canlı yer altına sığınır. Hayvanlar geceleyin hava daha serin olduğundan beslenmek için dışarı çıkar. Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A. Hayvanların yiyeceklerini zor bulduğuna. B. Genellikle yağış almadığına. C. Çoğunun kayalıklarla kaplı olduğuna. Evet. Genellikle yağış almadığına, çoğunun kayalıklarla kaplı olduğuna değinmiş ama hayvanların yiyeceklerini zor bulduğuna dair herhangi bir ibare yoktur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği.